Tam olarak eczacılık nedir? Eczacılık hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Eczacılık mezunları sadece eczanelerde mi çalışabiliyorlar? Mezun olur olmaz diploması olan herkes eczane açabiliyor mu? Eczane açmanın şartları veya maliyeti nedir? Denildiği gibi ilaçlar marketlerde satılmaya başlanırsa eczacılar ne yapacak? Benim merak edilen tüm soruları Eczacılık Fakültesinden 2020 yılında mezun olmuş Mahinur Hanım'a beraber soralım. Herkese merhaba. Yeni bir bölümde karşınızdayız. Bugün sağlık alanlarının tıptan sonraki en fazla katma değeri, en fazla geçerliliği olan eczacılıkla bugün ilgili konuşacağız. Eczacılığa dair doğru bilinen yanlışları, tercih ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğini konuğum Mahinur Özdemir hanımefendiye soracağım. Kendileri 2020 yılında daha bu yıl mezun olmuş olarak sizlere, üniversite adaylarına, bu bölümü tercih edecek öğrencilere deneyimlerini aktaracaklar. Mahinur Hanım merhaba. Merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Şu an neler yapıyorsunuz? Ne zaman mezun olduğunuzu söyledim ama şu anki hayatınız nasıl geçiyor mezun olduktan sonra? Sizleri dinlemek isteriz. İsmim Mahinur Özdemir. Söylediğiniz üzere yeni mezun oldum. Şu anda herhangi bir iş girişiminde bulunmadım. Dinlenme aşamasındayım. Bu tabii içinde bulunduğumuz pandemi süreci de bu çalışmaya başlama konusunda birazcık geri itti beni. Ama şu anda kendime vakit ayırıyorum ve dinleniyorum açıkçası o şekilde. Eczacılık tercihinizi nasıl yaptınız diye bir soruyla başlasam. Yani şöyle düşünüyorum ben. Yani tabii ki de ben eczacılık hakkında çok fazla bir şey bilmeyerek, fikri beyan etmeyerek sorularımı yöneltiyorum. Tıp fakültesi kazanamadığınız için mi eczacılığı seçtiniz veya işte diş hekimliği keza başka bir şekilde? Birinci önceliğiniz başka bir bölümken mi eczacılığa mecbur kaldınız? Yoksa hakikaten eczacılık bir hedef miydi? Eczacılık seçme süreciniz ve eczacılık okumaya karar verme süreciniz nasıl olmuştu? Onları dinlemek isteriz. Şöyle, ben açıkçası küçüklüğümden beri sürekli sağlık alanında istiyordum. Çünkü bir mesleğin maddi bir kazancının yanında manevi bir tatmininin de olması gerekiyor. Bunu sağlayacak en birinci meslek aslında sağlık. Bu anlamda evet, tıp fakültesini de isterdim ama puanım bu şekilde tuttu, o ayrı. Ama benim için önemli olan sağlık olması ve insanların yarasına merhem olabilmekti. Bunun içinde ya tıp ya da eczacılık benim için ön plandaydı. Bu şekilde tıp olmadığı için de eczacılığı tercih ettim. Özellikle laboratuvar çalışmaları benim için de etkili oldu tercih etmemde. Çünkü bir ilaç üretme ya da o işte küçüklüğümden beri kimyasal maddelerdeki renk değişimleri ilgimi çekerdi. Bu da benim eczacılığa yönelmemde etkili oldu. Tıp fakültesi ayrı bir fakülte, eczacılık fakültesi ayrı fakülte değil mi? Evet, evet. Tıp fakültesiyle eczacılık fakültesi, yani tıp fakültesi hakkında insanlar çok fazla şey söyleyebilir. Çok daha bilinirliği bence daha fazla. Eczacılık fakültesinde okuyan bir öğrenci genel olarak eğitim sürecince nasıl bir eğitim alıyor, hangi dersleri alıyor, böyle özetlemek gerekirse üniversite hayatıyla alakalı ders içerikleri anlamını ne söylersiniz? Öncelikle eczacılığın bel kemiği kimya dersleridir. Genel kimyadan tutun, analitik kimya, organik kimya 1-2, farmasötik kimya 1-2-3. Yani ciddi anlamda 1. sınıftan 5. sınıfa kadar yoğun bir kimya dersi görürsünüz. Onun dışında botanikle başlayan bu bitki macerası farmakognozi ile devam eder. Yine 1-2-3 olmak üzere. Bitkiler üzerinde çok yoğun çalışmalarımız oluyor. Farmakoloji aynı şekilde giriş 1-2-3 olmak üzere ciddi bir farmakoloji, ilaç bilimi dediğimiz dersimiz var. Bu şekilde 3 temel ders üzerinde aslında var. Ama onun dışında mesela laboratuvar ağırlıklı olan farmasötik teknoloji derslerimiz var. Formülasyon hazırlama, daha çok kimyasalları, işte yani bir ilaç oluşturma diyebiliriz. Belirli bir süreç içerisinde kimyasalları bir araya getirip yeni bir ilaç oluşturma, dozaj form oluşturma diyebiliriz aslında. Bu şekilde derslerimiz temel manada laboratuvar, kimya, bitkiler üzerinden ve ilaçlar üzerinden gidilen derslerimiz var. Yoğunluklu olarak bu şekilde. Şimdi 2020 yılında mezun oldunuz ve yani eğitim içeriğiyle işte eczacılığın hani teorik birçok konusuna vakıfsınız. Pratiği de inşallah hani bundan sonraki hayatta göreceksiniz. Ama teoriye bakacak olursak bir kardeşiniz olmuş olsa veya işte bir komşunuzun çocuğu, yakın birisi eczacılık istese onu nasıl yönlendirirsiniz? Yani eczacılığı seçip seçmeme konusunda ne gibi tavsiyeleriniz olurdu? Kim, yani eczacılığı düşünenlere, tercih edeceklere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Yani kimler seçmeli, kimler seçmemeli mahiyetinde? Bir kere az önce söylemiş olduğum gibi ciddi anlamda bir kimya dersi ağırlığı var. Bu sebepten dolayı
hani kimyasal reaksiyonlar, kimyasal ezberler, molekül ezberleri, bu moleküllerin yapıları ciddi anlamda bir kimya ağırlığı olduğu için hani kimyaya hiç ilgim yok diyen, ben işte moleküllerle boğuşamam diyen, kimyasal reaksiyonlar bana göre değil diyen, hani ya da laboratuvar ortamı bana göre değil diyen, çünkü laboratuvar çalışmaları da yoğun oluyor ve laboratuvar kendi içinde bir ayrı bir disipline sahip bir alan. Bu yüzden bu alanlarda kimyaya vakıf olamam diyen kişilerin tercih etmemesi gereken bir bölüm. Aynı zamanda ciddi anlamda bir ezber yoğunluğu olan bir bölüm. Yani birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar yoğun bir ezbere tabi tutuluyorsunuz ve hani ezber yeteneği bu manada sizin için çok önemli bir avantaj sağlayabiliyor. Hani ezberleyemem, yani ezber yeteneğiniz yoksa da yaparsınız ama zorlanarak yaparsınız. Hani benim hatırladığım kadarıyla ben mesela işte evde evet çalışırdım, okurdum, not çıkarırdım ve okula sabah 7'de gidip saat 1'e 3'e kadar ezber yapardık. 6-8 saat boyunca ezberlerimiz olurdu. Ve bu hani ciddi anlamda zihninizi yoran bir süreç oluyor. O yüzden hani ezber yeteneğim yok ya da ben bu kadar ezbere gelemem, çok çalışamam deyip de gidebileceğiniz bir bölüm değil. O yüzden kimya yeteneği, ezber yeteneği, bitkilere olan merak, çünkü bitkileri de ciddi anlamda yine bitkilerde ezberleme var. Biz hani 100'e yakın bitkiyi etkisiyle, yan etkisiyle, etkileşimiyle birlikte aynı şekilde ilaçları da etkileşimleri, kullanım alanları, moleküler yapıları hepsi bir ezber aslında. Yeni yeni reaksiyonları ezberliyoruz. O yüzden aslında temel bel kemiği, evet kimya, ama onun yanında ikinci söyleyeceğim zor olan alanı da ezber. O yüzden ezber ve kimya aslında eczacılıkta en önemli göz önünde durumda gereken iki faktör. Hani bu alanlara eğer ki evet yeteneğim var, evet ben kimyayı başarabilirim, ezber benim için zor değil diyorsanız tercih edebileceğiniz bir meslek. Ama eğer ki bu alanlarda yeterli görmüyorsanız kendinizi, uzak durun diyebilirim. Belki de tıptan ayrılan noktalarından bir tanesi bu söyledikleriniz. Yani hem kimya hem de işte ezbere dayalı bir mantık ve ilerleyiş belki de tıptan kendisini eczacılığın ayırdığı başlıklardan birer tespit olarak karşımızda. Şimdi aslında bu önceki sorumun başında şöyle bir şey söylemiştim. Hani teoriye dair tecrübe var, pratiğe dair de olacak diye ama yine de yeni mezun olmuş birisi, mezuniyetinden yaklaşık 6-7 ay geçmiş birisi olarak ve hani tabii son öğrencinin son yılı da aslında sektöre birazcık bakar, ne olur ne biter, birazcık bir bilgi sahibi olur. Ben eczacılığa dair doğru bilinen çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani kendi şahsımın da öyle ve çok merak ediyorum. Aslında genellikle aday öğrencilere yönelik yaptığımız yayınlarda eczacılık kısmı bana da çok fazla şey katacaktır. Çünkü merak ettiğim mezuniyet sonrası için çok şey var. Birincisi şu, böyle ben biraz her bölüm için bir araştırma yapıyorum. Gerek YÖK'atlas'a, gerek Cumhurbaşkanlığı verilerinde. Mezun olduktan sonra eczacılık mezunlarının %71'i, %72'si mezuniyetten sonra 6 ay içerisinde iş başlangıcı yapıyorlarmış ve çalışanların %94,8'i de niteliklerine uygun işler yapıyorlarmış. Yani eczacılıkla alakalı işte ilaçtır, kimyadır vesaire. Ben yani şöyle sokağa çıksak, insanlara sorsak eczacılık mezunu olunca ne yapılır diye. Ben eminim ki herkes bir eczane açılır. Eczanenin başında da bir babası olur. Eğer bayansa eczacı, erkekse kendisi olur ama genellikle kız babalarında çok fazla hayallidir. Eczacılık fakültesinden mezun olan bir kişinin eczane açmaktan başka ne yaptığını bence bilmiyoruz. Üniversite adayları da yani çoğunluk anlamında bilmediğini düşünüyorum. Sizler mezuniyetten sonra hangi alanlarda çalışma imkanı elde ediyorsunuz? Öncelikle serbest eczacılığın dışında hastane eczacılığı dediğimiz bir alan var. Bu hastane eczacılığı artık devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde bulunmakta. Orada genelde hastanede yatan hastalara ilaç temini konusunda çalışmalar yapar hastane eczacılığı. Onun haricinde uzmanlık sınavı çıktı artık eczacılıkta. Aynı TUS ve DUS'taki gibi eczacılık uzmanlık sınavı, EUS dediğimiz bir sınav var. Bu sınavların sonucunda eğer ki yeterli bir puan yaparsanız uzman oluyorsunuz ve iki alanı var şu anda: klinik eczacılık ve fitofarmasi olmak üzere. Bu alanlarda uzman eczacı unvanıyla uzman kadrolara atanıyorsunuz. Bu şekilde ama Nereler o şu uzman anda kadrolar? O uzmanlığı aldıktan sonra açılmadı. Şu an açılmadı çünkü henüz uzmanlığını tamamlayan nitelikli kişiler henüz eğitimlerini tamamlamadıkları için henüz böyle kadrolar tabii ki yok. Ama bildiğim kadarıyla 2023 yılında açılması planlanıyor. Şu anda eğitim görülme aşamasında çünkü henüz. Yeni bir alan olduğu için. Bu yani şekilde bir ilerlemek plan gerekiyor. yani plan bu uzmanlık eğitim planının
Nihai hedefi açıklanmıştır belki. Hani şeyle alakalı yine hastanelerdeki hastane eczacılığı gibi bir kadroya mı atanacaklar yoksa planda eczacılığa dair yeni bir şey mi var? Şöyle aynı işte TUS'taki gibi öncelikle sınava giriyorsunuz. Ondan sonra belli bir puan elde ediyorsunuz. Onun akabinde de nasıl işte hastanelerde uzman doktor kadrosuyla pratisyen doktor kadrosu farklı. Aynı şekilde hastanelerde uzman eczacı kadrolarında atanıyorsunuz. Aynı bir doktor gibi ya da bir diş hekimi de olduğu gibi özel kadrolara atanma durumu var. Yani Hastanelerde. mesela şöyle eczacılık fakültesinden yani senin dönem arkadaşlarını düşün veya genel olarak sorayım. 100 eczacı mezun olduysa bir yılda bunun yüzde kaçı kendi eczanesini açar? Kaç tanesi hastane eczacılığı yapar? Kaç tanesi ilaç firmalarında da çalışıyorsunuz diye biliyorum ama Evet, yanlış evet, mıyım? İşte yani eczacılık haricinde çalışanların oranı daha mı fazladır eczane açanlardan? hayır, yani kendi eczanesini açanlar ciddi anlamda fazla. Yani şu an zaten İstanbul'daki eczane yoğunluğuna da bakacak olursak, mezun olduktan sonra herkesin hayali tabii ki kendi eczanemi açayım oluyor. Hani orana bakacak olursak net bir oran söyleyemem ama yüksek bir oranda kendi eczanesini açanlar çoğunlukla. Peki bu ilaç firmalarında çalışırken bilmiyorum orada tam olarak ne iş yapıyorsunuz tam bilmiyorum aslında onu da açıklamaz iyi olur. İlaç firmalarında mesela siz kimya yoğun bir kimya eğitimi alıyorsunuz. Yani kimya ile alakalı bir eğitim alıyorsunuz. Kimya mezunlarıyla bir eşdeğer halinde misiniz yoksa eczacılık diploması orada sizi eczane açar gibi bir ehliyet sahibi yapıyor mu? Belki şimdi ilacın üretiminde tabii birçok departman var. Ar-Ge'den tutun, üretim, kalite kontrol, pazarlama. Ya bunların hepsinde tabii ki eczacılar yer alıyor, kimyagerler de yer alıyor. Ama tabii tercih edilirken öncelikle eczacılar tercih edilir. Çünkü söz konusu ilaç olduğu için genelde eczacılar bunu çok fazla gitmek istemiyor. Çünkü kimyagerler de yoğunlukta olduğu için ama tercih edileceği zaman tabii ki öncelikle eczacı tercih edilir. Çünkü ilacın ve sağlığın, ilacın ve kimyanın bir arada olduğu tek meslek aslında eczacılık olduğu için eczacılar tercih ediliyor. Ama işte ne yazık ki bizim mezun olan arkadaşlarımız, belki buna ben de dahilimdir, ilaç firmalarına çok fazla yönelmiyoruz. Bu evet sistemi belki biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Eczacılara belki maaş alanında belki biraz daha imkan sağlanarak ya da ayrı departmanlar açılarak bu problem giderilebilir belki. Çünkü serbest eczane yoğunluğu ciddi anlamda fazla olduğu için eczacıları biraz daha farklı sektörlere yönlendirmesi gerekiyor. Zaten hani devletin koyduğu bazı sınırlandırmalar var eczacılar için, serbest eczane açacaklar için. O da zaten diğer sektörlere gitmemiz için yapılan aslında bir sınırlandırma olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde. Onun haricinde adli eczacılar var. Mesela adli tıp gibi adli eczacılık olarak geçen bir alan var. Bu alanda biz üniversitede aynı zamanda yoğun toksikoloji dersi görüyoruz. Ve işte zehirlenme vakalarında ya da ilaçtan kaynaklı ilacın yanlış kötüye kullanımı söz konusu olduğunda, ilaçtan kaynaklı zehirlenmeler, yüksek doz kullanımları söz konusu olduğu zaman laboratuvarlarda tabii ki adli eczacılar yer alıyor, çalışıyor, istihdam sağlayabiliyor. Onun haricinde akademisyenlik, açıkçası ben eczacılarda akademisyen olma isteğini çok az görüyorum. Ama bizim bu büyük bir eksiğimiz aslında. Ciddi anlamda akademiye yönlenmemiz gerekiyor. Hem bir Türk olarak akademik alanda çalışmalar yapabilmemiz için, yeni ilaçlar üretebilmemiz için ya da araştırmalarını ciddi anlamda yapıp yeni makaleler, yeni tezler ortaya koyabilmemiz için akademiye yönlenmemiz gerekiyor. Yani kısacası serbest eczacılıktan birazcık uzaklaşıp kendi 5 yıl boyunca gördüğümüz ağır bilgileri kullanabilecek alanlara yönlenmemiz gerekiyor. Yani aslında bu söylemiş olduğun işte ilaç firmalarından, işte hastanelerdeki hastane eczacılığı, işte akademisyenlik vesaire ve adli tıptaki görevler. Ya bunların ben kesinlikle ilk söylediğim yerdeyim. Tamamen göz ardı edilip hatta bilinmediğini, bu serbest eczacılık diyorsun. Ben direkt eczane açmak diye adlandırıyorum. Bu kısmı bilindiğini düşünüyorum. Ve şu an hani ona dair de aslında merak edilen çok şey vardır. Benim de merak ettiğim. Bir kere mesela sen mezun olalı 6 ay olmuş. Şu an istesen eczane açabiliyor musun? Şu an istesem eczane açamıyorum. Benim öncelikle bir yıl boyunca yardımcı eczacılık yapmam gerekiyor. Bunun akabinde nüfus
dağılımına göre nüfus sınırlandırılması getirildi. Nüfus kotası diyelim adını aslında. Nüfus kotası getirildi ve her yerde eczane açamıyoruz artık. Nüfusa dayalı 3500 kişi bir eczacı olması şartıyla belirli ilçelerde eczane açabiliyoruz. Ama belli bir sıraya girmemiz gerekiyor. İlaç yerleştirme sistemi, pardon, eczacı yerleştirme sistemine başvurup orada belli bir sıralamaya tabi tutuluyorsunuz ve o sıralama işte sizin mezuniyet puanınızdan tutun hizmet puanınıza kadar belli bir puan sıralaması oluyor. Ve bu sıralama nüfus ve yardımcı eczacılık şartını tamamladıysanız eğer tüm şartlar yerine getirildiyse yeni bir eczane anca açabiliyorsunuz. Hani az önce dediğim gibi bu devlet eli tarafıyla bayağı bir sınırlandırıldı artık serbest eczane açma meselesi. Hani ben mezun oldum hemen eczanemi açayım gibi bir durum söz konusu değil. Yani bir yıl bir yardımcı eczacılık yapmamız lazım. Bu yardımcı Evet. eczacılığı normal bir eczanede yani unvanı Evet. almış Evet. birinin yanında çalışarak tamamlıyorsunuz. Evet, aynen. Ardından işte belli bir kriterler var. Nüfus ve işte sıraya giriyorsunuz. Onun haricinde bu işin maliyeti noktasında mesela sen şu an bir yıllık eczacı olmuş, yardımcı eczacılık görevini tamamlamış. İşte bir şekilde şartları da yerine getirmiş ve eczane açmaya hak kazanmış birisi olsan. Bugün ortalama bir eczane açılış bedeli nedir? Devlet burada eczacılara destekte bulunuyor mu? Yoksa bu gerekli akademik tarafı hallettikten sonra bir de sermaye ihtiyacınız oluyor mu yüklü bir şekilde? Şöyle sermaye ihtiyacımız tabii ki var. Aslında bu eczane açma maliyeti çok ucu açık. Ama minimum diyeyim size sermaye için yine bir 200 bin liranızın olması gerekiyor. Devlet destek sağlıyor KOSGEB aracılığıyla. Ama onun için bir sertifika almanız gerekiyor. Ondan sonra bir proje oluşturmanız gerekiyor ve bunu sunmanız gerekiyor. Genelde onay veriliyor. Özellikle kadın girişimcilere destek olunuyor son zamanlarda. Bu açıdan devlet bir destek sağlıyor ama sizin tabii ki belli bir sermayeye sahip olmanız gerekiyor eczane açabilmeniz için. Şöyle tabii sizin bulunduğunuz eczanenizi açmak istediğiniz ilçeye göre, kirasına göre, metrekaresine göre ya da ilaçların satmak istediğiniz ilaçların türüne göre, sayısına göre ya da ilaç haricinde satacağınız medikal cihazlara göre medikal ürünler ya da bebek ürünleri, kozmetik ürünler, takviye gıdalar, vitaminler. Yani bunların hepsi aslında ilaç haricinde satacağınız tüm ürünleri de eklersek ciddi anlamda ucu açık bir mali tablo çıkabilir karşımıza. Ama dediğim gibi minimum yine 150-200 bininizi gözden çıkarmamız gerekiyor yani en az olmak kaydıyla. İyi bir şey, maliyeti olmuş hakikaten. Bir de son olarak şunu soracağım. Aslında çok soru var ama zamanımız çok kısıtlı. Bir şehit efsanesi vardır işte. Bu yani son yıllarda hep söylenir. İşte yakında ilaçlar marketlerde satılacak vesaire diye. Siz de çok duyuyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Bu işin hani doğrusu nedir? Böyle bir hakikaten plan var mı yoksa bu tamamen bir fısıltı gazetesinden çıkan yanlış haber mi? Böyle bir şey varsa eğer hani ilaçların belli marketlerde belli bir reyon içerisinde satılması gibi bir plan varsa eczacılık mezunları, eczacılar bu işin neresinde olacaklar? Buna dair bir bilgin var mı? Şöyle bu yaklaşık 10 yıl aşkındır konuşulan bir mevzu, ilaçların marketlerde satılması. Şu anda ilaç olarak Türkiye'de marketlerde satım yok ama takviye gıdalar, vitaminler satılıyor. Bunun sebebi de takviye gıdaları ve vitaminler gibi ürünleri Sağlık Bakanlığı denetlemiyor ve ruhsatlandırmıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ruhsatlandırıp denetliyor. Bu sebeple sağlık ürünü olarak görülmekten çıktığı için marketlerde satılabiliyor. Yasal bir şey aslında bu. Yaptıkları yasak değil ama olmaması gereken bir şey. Çünkü takviye gıda da olsa, da vitamin de olsa insan sağlığını iyi ya da kötü etkileyecek her şey sağlıkçının alanında olmalı. Sağlıkçının elinden halka ulaşmalı. Bu yüzden marketlerde ilaç satılabileceğini şu an için ben Türkiye'de düşünmüyorum. İnşallah da öyle bir şey olmaz. İnşallah fısıltı gazetesi olarak kalır. Başka ülkelerde var. Bazı ülkelerde marketlerde ilaç satımı var. Ama dediğim gibi son derece yanlış. Şöyle düşünmek lazım. Bu takviye gıdadan eğer kullandığınız başka bir ilaç varsa takviye gıda ya da vitamin çok masum bir şey olmasına rağmen ilaç etkileşimi yapabilir. İlaç etkileşiminin neticesinde ciddi mesela zayıflama hatlarından ciddi anlamda zarar gören ölen insanlar var. Bunlar böyle problemler ortaya çıkınca başvurduğunuz ilk kişi eczacı ve doktorlar oluyorsa demek ki bu gıdaların bu ürünlerin satılması gereken yerde eczanelerdir. Çünkü
Eğer ki marketten aldığınız bir üründen şikayetçi olursanız markette bir muhatap bulamayacaksınız. Yine geleceğiniz kişi eczacılar ve doktorlar olacak. Bu manada takviye, hani bırakın ilaçları, takviye gıdalarını dahi, vitaminleri dahi eczane dışında çıkmaması gerekiyor. Bir bazı ülkelerde var ama bu orada olması doğru olduğu anlamına gelmiyor. Umarım Türkiye'de böyle bir şey olmaz ama eğer marketlerde dahi satılacak olsa istihdam olarak herhalde yine eczacılar işin içinde olur diye düşünüyorum. Evet, yani doluluk oranı hem vakıf üniversitenin hem de devlet üniversitesinde şu an %100 eczacılığın. Yani bu kadar mezunun yani eczaneler kapandığındaki halini düşünmek gerekirse hani ciddi bir mağduriyet çıkacaktır. Belki de hani o market reyonuna geçerse, market satışına geçerse her marketin eczacı çalıştırma zorunluluğu gibi bir şey gelir muhtemelen. Ama senden anladığım böyle somut bilinen bir açıklama veya bir gelişme yok. Tamamen şu an bir dedikodudan ibaret olduğunu anlamış oldum. Mahir Nur Hanım, çok teşekkür ederim bizi kırmadığınız için. Eczacılığa dair daha bilinmesi gereken, sorulması gereken çok soru var ama süremiz maalesef sona erdi. Bizleri kırmadığınız, yayınımıza katıldığınız için, tecrübelerinizi aktardığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben de teşekkür ederim. Evet, bugün konumuz eczacılıktı. Bölümümüz burada sona erdi. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmına yazarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.